Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Putin'den Türkiye'ye karşı kırlı operasyon, bu kez orada karşımıza çıktılar. Stockholm'da sahnelenen kışkırtma gösterisi, tüm Müslümanların öfkesini çekerken çirkin eylemin hedefi tartışma konusu. Provokasyonun İsveç'in NATO üyeliğinde kilit roldeki Türkiye'nin elçiliği önünde gerçekleştirilmesi dikkat çekti. Putin yanlısı aşırı sağcı saldırganın Moskova ile ilişkileri mercek altına alındı. Ankara'nın tutumunu değiştirmesini zora sokan skandalın tek kaybedeni İsveç oldu yorumları yapıldı. Rıkçı saldırı bazı soru işaretlerine de neden oldu. Paludan, 15 Ocak'ta İsveç'e bir daha Kur'an yakmaya gelmeyeceğini ve polisin kendisini koruyamadığını iddia etmişti. İsveçli bir gazetecinin masraflarını karşılama taahhüdü verdiği ırkçı ismi Stockholm'un NATO üyeliğini en çok istemeyen ülke olan Rusya'nın desteklediğine ilişkin değerlendirmeler de yapıldı. Kuklaya değil ipini tutana bakmak lazım yorumları dile getirildi. İslam karşıtı eylemde Türk elçiliğinin seçilmesiyle NATO'daki sürecin hedef alındığı belirtildi. Moskova'nın batıdaki aşırı sağ oluşumlara desteği ve sandığa müdahale girişimlerine dikkat çekildi. Sosyal medyada Rusya'nın belli bir süredir Avrupa'daki göçmen karşıtı aşırı sağ oluşumlara destek verdiği belirtildi. Stockholm'daki provokasyona ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Buna göre, İslam karşıtı eylemin arkasında İsveç'in NATO'ya girmesini istemeyen Rusya var. Rıkçı siyasi Rasmus Paludan'ın arkasında Rusya'nın olduğu, Türkiye ve İsveç arasındaki ipleri kopararak Stockholm'un NATO'ya girmesine engel olmak için bu eylemi sipariş ettiği ileri sürüldü. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.